Sigmund Freud, psikanalizin öncülerinden biri olarak bilinir, ancak pek çok insanın bilmediği bir gerçek vardır. Freud'un terapi süreçlerinde önemli bir rol oynayan bir terapi köpeği vardı. Bu terapi köpeği, Joffy adını taşıyordu. Sigmund Freud köpeği bir çav çav olan Joffy'yi çok severdi. Joffy, Freud'un tüm psikoterapi seanslarında onunla odaya girer, hemen onun yanında ona eşlik ederdi. Freud'a göre Joffi insan karakterlerini değerlendirmekte çok iyiydi ve hastanın ruh halini ve duygu durumu hakkında ona işaret verirdi. Bu yüzden de Freud hastalarıyla konuşurken Joffi'nin odada kalmasına izin veriyordu. Eğer hasta gerginse uzağında durur, hasta rahat ise yakınında dururdu. Ayrıca insanlar ve özellikle de çocukları rahatlatma becerisine sahipti. Freud seansın bittiğini saatine bakarak değil, Joffi'nin ayaklanıp kapıya gitmesinden anlardı. Şimdiki seans sürelerinin 50 dakika olması da Joffe'nin seanslarda 50 dakika kalmasından gelmektedir. Joffe, ünlü nörolog Freud'a katkı sağlamıştır. Hatta öyle ki günümüzdeki terapi köpeklerinin başlangıcı olarak görülüyor. Freud'un hastalarıyla yaptığı seanslarda Joffe'nin pozitif etkileri fark edilir bir hale gelmişti. Terapi köpekleri insanlar arasındaki stresi azaltabilen rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Freud'un Joffe'ye duyduğu özel bağ ve bu köpeğin terapi süreçlerine olan olumlu katkıları günümüzde terapi köpeklerinin kullanılmasına ilham kaynağı olmuştur. Sigmund Freud'un oğlu Martin şöyle özetliyor: Evde çalışmak, özellikle de mevcut tüm dikkat dağıtıcı şeyler varken zor olabilir. Ancak son zamanlarda hepimiz bir şeyin kesin olduğu konusunda hemfikir olduk. Evde bir köpeğe sahip olmak her şeyi iyileştirir. Ailem ve babam kesinlikle bilinçsizce köpek aşığı olmuştu.